Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Abdülkuddüs. Seyec'alullahu ba'de usri yusra ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum ve innallaha bikum le raufur rahim innallaha kana tevvaben rahima innallaha kana gafuran rahima fe innallaha kana afuven kadira innallaha kana semi'an basira innallaha kana alimen hakima innallaha kana aleykum rakiba inna fetahna leke fethan mubina ve yansurakallahu nasran aziza inne hizballahi humul galibun innallaha huvel kaviyyul aziz innallaha huvel ganiyyul hamid hasbiyallahu la ilahe illa hu hasbunallahu ve nimel vekil لا يحسنهم الفزع الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا İnneke künte bina basira. Allahumma allimna ma yenfana ve enfana bima allamtena ve zidna ilme ve erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba ve erinel batile batilen ve rzukna içtinabe. Ve sallallahumma ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain amin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bayramınız mübarek olsun. Dün beraber konuştuğumuz gibi yani Rabbimizle aramıza girecek bütün aracıları ortadan kaldırma ve tevhidi bizzat tecrübe etme anlamlarını barındıran en azından bu hedefi güttüğümüz bu günde bir araya gelmek, sizlerle bir araya gelmek, bayramlaşmak, tebrikleşmek, sıla-i rahim yapmak gerçekten insanın gönlüne su serpiyor elhamdülillah. Lemaat'ten okumaya devam ediyoruz. Bakalım bu bayramın bereketine, hissemize ne düşecek? Bayramı yaşatacak manalar Rabbimizden talep ediyoruz, niyaz ediyoruz. Benim notlarıma göre kaldığımız yer bu sayfada, size gönderdiğim bu sayfada 5. ikiliden başlıyor. Dördüncünün sonu, beşincinin başı yani hem dedi kısmından itibaren okuyorum. Fazla kalmadı. Yani metni tamamlayabiliriz gibi görünüyor bana bugün ama kim bilir bakalım göreceğiz. Ben okumaya başlıyorum. Hem dedi musibet olur her dem hiyanet neticesi mükafatın sebebi. Musibet olur her dem hıyanet neticesi mükafatın sebebi. Daha doğrusu şöyle vurgulamak lazım. Musibet olur her dem hıyanet neticesi mükafatın sebebi. Yani insana şiddetle dokunan hadiselere genelde musibet diyoruz biz gündelik kullanımda. Ama bu metinde o musibetin o hedefine isabet eden bir mermi gibi o terbiye edici yönleri üzerinde durulacak diye hissediyorum. Öyle bir girizgahla başladı. Hani o klasik izah var ya, yani musibetler ya seyyiatın neticesi, ya yapılan hataların, yanlış tercihlerin bir neticesi ya da saadetin mukaddemesi meselesi.
O öyle bir giriş yaptı. Ey şu asrın adamı, kader bir sille vurdu. Kazaya da çarptırdı. Hangi efalinizle kazaya hem kadere şöyle fetva verdiniz ki kazayı ilahi musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı. Hatayı ekseriyet olur sebep daima musibeti ahmeye. Yani musibet umuma gelmişse umumda bir hata olmuş demektir. Hani hafazanallah gayretullah'a dokunur falan deriz ya, o mesele fark etmişsinizdir. Yani bu metni okuduğumda hemen hissetmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Çünkü hissetmemek mümkün değil. Biz bu şekilde tefekkür etmeye alışkın değiliz. Yani 2019-2020'lerin insanı, 2020'lerin mesela böyle İslam alemi, insanlık, nereye gidiyor, ne yapıyoruz biz sorularıyla böyle ciddi ciddi yüzleşme kararı almış kimseler veya en azından bu söylemlere maruz kalan kimseler, bunları dinleyen, duyan kimseler bu usul ile yaklaşmaya çok alışkın değiller. Değiliz yani. Nedir o? Hep birileri suçlu bugünkü hakim söylemde ama Müslümanların suçu yok. Veya kendilerini Müslüman diye tanımlayan veya kendilerini mümin diye tanımlayan kimselerin suçu yok. Yani suçu kendimizde aramaya çok alışkın değiliz biz. Yetişmiş olduğumuz kültür içerisinde dini bir musibetle karşı karşıya kaldığımızda suçu kendimizde aramaya pek alışkın değiliz. O yüzden biz bu şekilde soruları soramıyoruz. Yani kadere efalimizle nasıl fetva verdik de böyle hükmetti diyemiyoruz. A kişisi suçlu, B coğrafyası suçlu, C fikri suçlu, onların yüzünden oldu bu şeklinde düşünmeye çok alışkınız. Şimdi burada o düşüncenin zıttı olan bir düşünceyle, bir soruyla geliyor. Kadere nasıl fetva verdiniz? Kaza ilahi böyle bir musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı. Çünkü hükmü de koydu, bakın şimdi tartışacak bunu ama hatayı ekseriyet olur. Sebep daima musibeti âmeye. Yani bir musibet geldiyse bir kişinin, konuşmuyoruz şu an burada, büyük bir grup insanı konuşuyoruz. İnsanlar güruhu bir musibetle karşı karşıya kalmışsa ya ne oluyor, biz kadere nasıl fetva verdik sorusunu gündemine almalı. Dedim. Devam ediyorum okumaya. Dedim, beşerin dalalet fikrisi, nemrudane inadı, firavunane gururu şişti, şişti zeminde, yetişti semavata. Üç şey saydı dikkat ederseniz, yani beşerin dalalet fikri. Bir, yani kainatın içinde açıklama fikrinin hakim olması mı diyelim buna şimdilik. Yani varlığı sorgulama kabiliyetimizi kaybetmemiz. Bu da değil yalnız başına. Nemrudane inadı iki, yani peşin hükümlülük, o sorgulamaya kapalı olmak, dogmatiklik var ya, dinozor kafalı diyorlar. Yani değişime kapalı olmak ve bu noktada, yani değişime kapalı olma noktasında da böyle ciddi bir böyle Nemrutçasına şey olmak, kapalı olmak. Üçüncüsü de firavunane gururu, yani kendine tesir vermesi, aczini, fakrını görememesi mi diyelim. Çünkü hani Said Nursi en temelde gururu öyle tanımlıyor ya, aczini bilmemesidir insanın gurur. Gurur kendini kandırmasıdır. Zaten aramızda bu meseleyi bilenler olduğunu biliyorum. Yani bu gurur, garara dediğimiz ifadenin işte böyle böbürlenmek gibi gündelik dilde
kullanımı varsa da ben yaptığım daha önceki çalışmalardan hatırladığım kadarıyla kendini kandırma şeklinde bir anlamı var. Garara fiili, garara. Peki gurur ne demek yani? İnsan kendini nasıl kandırıyor? Ona işte Sait Nursi'nin çok güzel bir izahı var. Aczini bilmemektir diye. Yani halbuki hiçbir şey yaratamıyorsun. Varlığını devam ettirmek için, bir saniye daha varlığını devam ettirmek için hiçbir garantin yok. Halk diliyle, sokak tabiriyle konuşursak havalara giriyorsun. Sahipleniyorsun, kendine tesir veriyorsun, havalara giriyorsun. Gurur. Bu da üçüncüsü diyor. Bu üçü beşerin hatası oldu diyor. Yani bu ifadeleri tercih etmesi çok önemli çünkü Yeni Said'in teorisini üzerine inşa ettiği önemli kavramlar bunlar. Yani dalalet, inat, gurur. Birçok meseleyi analiz ederken bu kavramlar üzerinden analiz ediyor. Ve şu da bizim için güzel. Yani hem fikri hem de yani meselenin hem fikir boyutu var hem de tavır tutum boyutu var. Yani psikolojik boyutları da var bu işin. Alınan bazı duygusal kararlar da var. O yüzden fikir kanadında dalaleti bizzat gurur ve inadı da tavır bağlamında ele aldı burada. Yani ahlak bağlamında da diyebiliriz buradaki konu itibariyle. Önemli göstergeler olarak gördüm. Hem de dokundu hassas sırrı hilkate. Yaratılışta çok hassas sırlar var diyor. Ona dokundu. Ne anlıyoruz bu ifadelerden? Konuşacağız. Yani sırrı hilkate dokunmak ne demek ki? Semavattan indirdi tufan taun misali şu harbin zelzelesi gavura yapıştırdı semavi bir silleyi. Demek ki şu musibet bütün beşer musibetiydi. Allahu Ekber. Madem Kurban Bayramı'ndayız tekbir getireceğiz değil mi? Her şeyden önce yani bu çok enteresan. Yani gavura yapıştırdı sille dedi ama meseleyi ben şöyle okuyorum dedi farkında mısınız? Musibet gavurlara gelen musibet değildi. Avrupa'ya gelen musibet de değildi ya. Beşere gelen bir musibetti. Enteresan. Çünkü bakın şimdi bak gözüm kayıyor bir sonraki cümleye. Nev'en umuma şamil bir müşterek sebebi. Herkesin bu çorbada tuzu var. Al bakalım diyor. Yani herkesin ortaya döktüğü tuz bu. Nedir o? Nev'en umuma şamil bir müşterek sebebi maddi yunluktan gelen dalaleti fikriydi. Hürriyeti hayvani, hevanın istibdadı. Yani dalalet fikrini açtı burada gibi hissediyorum. Meselenin bu yönünde beşer türünün tüm şubelerinin payı var diye anladım ben. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Yani maddi yunluk fikri, hayvani, hürriyet fikri, hevanın istibdadı yani hakim olması bu meselelerde suçlu kim diye arama. Sen ben. Hepimizin payı var burada diye anlıyorum. Ya arkadaşım olur mu? Şanlı İslam tarihi var. Dünyanın belki de beşte biri bu şanlı tarihe katkıda bulundu. Ayrıca Hristiyanlık da Yahudilik de yani bu dünyanın bir yaratıcısı olduğuna inanıyordu. Yani diğer beşte birini de zaten onlar oluşturuyordu. Dolayısıyla dünyanın cahil kısmının da fikri yoktu ki yani beşerin bu hatasına katkıda bulunsun. Ne demek istiyor yani burada Said Nursi diye böyle düşündüğü zaman burada yani nasıl böyle umumun hatasıydı bu diye kategorize ettiğin kümeye böyle maddi yunluk koyarsın da istibdat koyarsın da bu hata beşerin hatasıydı, müşterek hatasıydı dersin. Yani bu açıdan Said Nursi tekrar ya bu adam garip bir adam dedirtecek bir iddiayla geliyor. Hissemizin sebebi Erkan-ı İslami'de ihmal ve terkimizdi. Ha. Yani buraya kadar ortaktık. Bu maddi yunluk, istibdat, buralarda beşere bu hata müşterek. Bir de bizim hissemiz var. Yani sen zannediyor musun? İslam alemi diye kendisini tanımlayan insanların bu işte hatası yoktu. Şimdi bu suçun şahsiliği hükmünce yani bir de her beşer grubunun farklı katkıları oldu bu musibete. Öyle bütün hatayı tırnak içinde gavura yıkmayalım diye başladı en başta. Şimdi de buna ilaveten şahsi hatalarımız da vardı diyor. Nedir o? Erkan-ı İslami'de ihmal ve terkimizdi. Neyi kastediyorsun? Aç biraz diyoruz. Zira Halık-ı Teala 24 saatten bir saati istedi. 5 vakit namaz için yalnız o saati bizden yine bizim için emretti hem istedi.
Bizden yine bizim için emretti hem istedi. İnce detaylar var burada, değinip geçeceğim. Yani konunun ekseni kaysın istemiyorum ama Said Nursi yerini belli ederek devam ediyor burada. Yani bir amel anlayışı var, bir fıkıh anlayışı var. O anlayışının ne olduğunu tespitini önce bir söyledi. Yani bundan sonraki cümlelerimi okurken dikkatli oku diye konumunu belli etti. Ondan sonra çok ifadelerinde buna yer vermiyor. Ama nerede durduğumu gör dedi. Yeni Sait'te bunları daha derli toplu tartışacak, çalışacak. Ama burada kısa kısa geçiyor. Bizden yine bizim için emretti. Yani burasını ıskalarsak olmaz gibi göründü bana şu an metin. Yani dediğim gibi bunu çalışmayacağız. Şu an burada bunu çalışmıyor ama yani namaz dediğin ibadet, benim ihtiyacım olan bir emirden bahsettiğimizin farkında mıyız? Buradan sonrasını öyle oku. Yani yemek yemek gibi, hava almak gibi, su içmek gibi. Yemek yemek de Halık-ı Teala'nın, burada o ifadeyi kullandı, Halık-ı Teala'nın, yani o müteal olan Halık'ın, yani kainat cinsinden olmayan yaratıcımın emridir. Yemek yemek, su içmek, namaz kılmak da öyledir. Yemek yerken hiç şikayet ediyor musun? Ya bu yemek yemek de nereden çıktı şimdi diye. İşin yoksa bir de şimdi yemek ye falan diye böyle şikayetlerin oluyor mu? Belki tam tersi hazırlıklar yapılıyor değil mi? Yufkalar açılıyor, börekler açılıyor, baklavalar yapılıyor. Ne hazırlıklar ne hazırlıklar. Şimdi namaz da bu cinsten bir emirdir diyor. Bizden yine bizim için emretti. Yani angarya değil, ekstra değil. Bütün ibadetlere bu şekilde yaklaşmamız lazım. Yani fıtratın ta kendisi. Dediğim gibi ana konu bu değil ama bir vurgu yapayım istedim. Evet biz ne yaptık sayıyor şimdi. Tembellikle terk ettik, gafletle ihmal oldu. Şöyle de ceza gördük. Buraları aynı tutumda devam ettiği için biraz hızlıca geçiyorum, geri döneceğiz. 5 senede 24 saatte daima talim ve meşakkatle, tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi, nefsimize acıdık. Nefsimize acıdık. Kefareten 5 sene cebren oruç tutturdu. Kendi verdiği maldan 40'ından ya onundan birisini zekat istedi. 40'ından onundan birisini zekat istedi. Buhl ile hem zulmettik, haramı karıştırdık, ihtiyarla vermedik. O da bizden aldırdı müterakim zekatı. Haramdan da kurtardı. Amel cinsi cezadır. Ceza cinsi ameldir. Yani her hepsinin cezası kendi cinsinden olması gerekiyor. Amel de ceza da. Salih amel ikiydi. Biri müsbet ve ihtiyari, biri menfi ve ıstırari. Bunları belki üzerine konuşabiliriz. Bütün alam mesaip yani musibetler amel salihadır. Öyle görmek lazım. Lakin menfidir ıstırari. Hadis teselli verdi. Bir bu milleti günahkar kanıyla abdest aldı. Fiili bir tövbe etti. Mükafatı acili şu milletin homsu 4 milyonu çıkardı. Dereceyi velayet, mertebeyi şehadet ile gasilik verdi. Günahı sildi. Bu meclisi âli iyi misali bu sözü tahsin etti. Farkındaysak burada farklı bir okuma yapılıyor. Yani bu meselenin üzerinde durmak lazım ya. Hatırlarsanız rüyada bir hitabe okuyoruz bu metnin içerisinde. Ve daha en başından beri müellif ben bu rüyada esbab dairesinde ne olup bittiğini çalışacağım gibi yani bunu sizle anlatacağım gibi burada işte şöyle düsturları vardır, şöyle normları vardır diye çalıştı. Böyle böyle oluyor mevzular diye bunları iyi çok dikkatli bir şekilde çalıştı. Bunu yapacağım gibi kader-i ilahi açısından da bu hadiseler bize ne diyor onu anlamaya çalışacağım demişti. Şimdi kader-i ilahi açısından olaylara baktığımızda her musibette hem bir taraftan yapılmış yanlışın bir cezası var. Diğer tarafta da o yanlışa verilen cezadan bir mükafat kapısı açılıyor. Yani aslında iki şeyi aynı anda görüyoruz diye anlıyorum. Buradaki metnin ilerleyişinden ama rüyadaki hitabeyle bu metni şöyle küçük bir karşılaştırma yapıyorum. Lemat'taki metinde bu musibetin ardından gelecek saadet kısmı çıkarılmış mesela.
Yani bilinçli bir şekilde çıkarılmış ise bunun bir anlamı olabilir, bilmiyorum. Çünkü eski Sait sürekli ya tamam böyle oldu ama çok güzel şeyler olacak. Nur görüyorum, nur görüyorum diye sürekli her gittiği yerde anlatıyordu. Burada o kısım yok. Belki onu biraz irdeleyebiliriz. Çünkü umumi gelen bir musibetin mükafatının da umumi olmasını bekliyordu eski Sait. Hatırlayacağınız üzere içtimai bir uyanış bekliyorum diyordu sürekli o münazarat derslerinde. Yani toplumsal anlamda Kur'an ve talebelerinin böyle sesinin gür çıktığı, kainata tevhid nazarıyla bakmanın hakim olduğu bir uyanış bekliyordum ve bunu geniş dairede bekliyordum şeklinde anlıyorum ben onu. Nitekim öyle olmadı. Yeni Sait'te öyle devam etmiyor zaten. Ama farkındayız ki bu geçiş dönemi eseri diyebileceğimiz bu eserinde bu kaderi ilahi açısından okumasını bırakmıyor. Yani bu zaten Yeni Sait'in en temel özelliklerinden birisi diye anlıyorum ben. Özetle dediği, kılmadığımız namazları kıldırdı, tutmadığımız oruçları tutturdu, vermediğimiz zekatları verdirdi. Şimdi nereden başlamak lazım? Belki de ilk soru yine bu musibet dediğimizde ne anlıyoruz olacak ama müzakereyi onun üzerine yoğunlaştıralım istemiyorum. Yani bilmiyorum ne dersiniz. Çünkü genel anlamda odanın içerisinde musibet dendiğinde bir konsensüs var diye ben sezinliyorum. Yani çünkü sürekli konuşuyoruz bunu. Yani musibet Rabbimi bana tanıtan tanıtma vesilesiyle gelen bir yaratılış türüdür her şeyden önce. Hatırlayacaksınız mektubat dersinden bela kavramını konuşmuştuk. Veya işte hangi esmaydı? Kahhar ismini konuşmuştuk. Yani bunları bu kahhar ismi, musibet, bela bu gibi kavramları bu ceza konteksti içerisinde anlamayalım. Uzun uzun hep konuşuyoruz. Yani çünkü biz ceza dediğimizde yanlış şeyler anlıyoruz. Böyle azap çektirmekten keyif alan, dilediğine kızan, böyle kafası atınca yakın şunu biraz falan diyen, şunun altını yak bakayım da kendine gelsin diyen, böyle sürekli öc alan, intikam alan, bir yaratıcı anlayışına kapı aralayan tanımlar bunlar. Bunlar çok sıkıntılı tanımlar. Kainatın içinde şahitliği yapılamayacak tanımlar. Çünkü bu kainatın içerisinde insanın daima bir eğitime, terbiyeye tabi tutulduğunu ve terbiye ne demek? Daima bir kemale doğru bir yolculuk. Musibetle ilgili çalıştığı diğer ayetler vardı hatırlayacaksınız yine Mesnevi Nuriye'den benim şu an aklıma geldi bakın o hani o koyun sürüsüne taş atıyor da niye hani sürüye geri dönsün diye şöyle küçük bir taş atıyor. Yani oradaki o küçük acı o çobanın sürüye attığı o taş, şunu bir yakayım kafasını bir yarayım da ne olduğunu anlasın veya buranın lideri kimmiş bilsin, biz işte adamı böyle burnunu sürteriz şeklinde bir tavırla değil. Bilakis ya bak sürüden gidiyorsun aman ha dikkatli ol sen şu an göremiyorsun ama ben çobanın olarak senin görüyorum yanlış yere doğru gittiğini. Haydi geri dön, haydi geri gel şeklinde şefkat, hikmet ve terbiye edicilik açısından okunduğu zaman insana dokunan bir gerçekliği oluyor musibetin. Dolayısıyla burada musibeti yani böyle kafası atan bir yaratıcı değil de isabet eden anlamında hey bak yanlış yere gidiyorsunuz. Tamam. Bunu yapmayın yani. Bak hadi. Eğitimin bir parçası. Eğitimin bir parçası olarak görmek. Ama ben asıl şu an bu az önce gündeme taşıdığımız bölümün üzerinden müzakereye başlamak istiyorum. Yani musibet konusu genelde odamızda konuşulduğu için biraz böyle üzerinden geçtim ama yo niye öyle hızlıca geçtin ki ben anlamadım bu dediklerinden. Lütfen biraz açabilir miyiz bu konuyu? Bunun üzerinden yürümemiz lazım diye hissettim şeklinde düşüncesini paylaşmak isteyen varsa lütfen buyursun. Kesinlikle. Sen ne diyorsun arkadaşım musibeti konuşmayacağız demedik mi? Tarzı bir tepki vermeyeceğimi biliyorsunuz. Ama şu az önce gündeme taşıdığımız bölümü müzakere edelim istiyorum. Yani beşerin musibetiydi bu. Dünya savaşlarına diyor ben bu hadiseye baktım. Bu öyle tamam silleyi gavura vurdu falan ama öyle görünüyor dışarıdan ama bu musibet beşerin musibeti kardeşim ya. Bu nev'in, bu türün, bu varlık türünün, çeşitli varlık türleri var değil mi bu kainatın içerisinde? En temelde 4-5 kategoriye ayırıyoruz onları. Yani 4-5 diyorum çünkü
Hani o cansız diye tabir edilen, hareket ettiğini gözlemleyemediğimiz varlıklar kategorisi var. İşte bitkiler diyoruz, hayvanlar diyoruz. 4-5 kısmı esprisi şurada, melekler. Melek de bir varlık türü, bir varlık biçimi olarak Risale-i Nur Külliyatı'nın içerisinde, varlık kategorileri içerisinde yer alıyor. Bir de işte bu beşer dediğimiz türü var ve onun işte insana inkılap etmesi, hayvandan aşağı mertebeye düşmesi meselesi. Şimdi bu türün başına gelen bir musibetti diyor. Ben bunu şöyle okuyabilir miyiz diye az önce böyle biraz da kanalı böyle kışkırtayım diye. Bak bu ne demek istiyor ya? Bu işin içinde hepimizin payı var diyor gibi okudum ben burayı. Yanılıyor muyum acaba? Hepimizin payı var. Mesele eğer maddi yünlük fikri, istibdat, hürriyete el koyma, İnsaniyeti kısıtlama, hevanın hakimiyeti meselesi ise burada gavurmuş, müslümmüş, gayrimüslimmiş falan ayıramayız. Burada hepimizin payı var. Gibi okudum ben burayı. Bilmiyorum yanlış mı okuyoruz. Okuyorum. Yanlış okuyorsam nasıl okumak lazım? Doğru okuyorsam ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam? Bu adam derken Said Nursi'yi kastediyor. Tekrar bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Belki bir de şu yani bu temelde bu soru var gündemimde. Bir ikincisi de benim paylaşmak istediğim bu okuma hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu soracaktım ama böyle arka arkaya soruları yığmayayım diye, zihnimiz bulanmasın diye paylaşmadım. Yani bir de bu meselenin kader-i ilahi açısından okunması meselesi var. Yani siz daha farklı okuyabilirsiniz. Çünkü kader-i ilahi açısından okumak böyle tek türlü okunacak diye bir şey yok. Çünkü ehli usule göre önemli olan kader-i ilahi açısından okumayı becerebilmektir. Yani bu niyetle bakabilmektir. Yoksa illa tek bir şekilde okunacak şeklinde yaklaşmamak lazım. Yani Said Nursi burada kılmadığımız namazları kıldırdı, tutmadığımız oruçları tutturdu diye analiz yapar. Ama ne bileyim içimizden bir arkadaş da der ki ya eyvallah bu bir okumadır. Ama ben şu anki durduğumuz yerden bu hadiselere baktığımda kader-i ilahinin bu vurduğu tokatın kılmadığımız namazları, tutmadığımız oruçları değil de biz Kur'an'a çok büyük yanlış yaptık. İman perspektifiyle yaklaşmadık. Bunun bize bir tokadını vurdu. Diye de gayet okuyabilir yani. Şunu demeye çalışıyorum. Yani kader-i ilahi açısından okunma dendiğinde önemli olan usuldür. Yani nasıl bir usul takip ederek bu yorumlamayı yapıyorsunuz? Yoksa herkes farklı bir esmadan baktığı için farklı bir şekilde okuyabilir. Ama ya bu girizgahı niye yaptım? Sizce bu musibet insanlığın başına niye geldi? Ama diyorum ya yani, bu soruyu konuşalım istiyorum ama şeye gelemiyorum. Çünkü bu musibet insanlığın başına gelen, beşerin başına gelen bir musibet miydi? Yani bu noktada Said Nursi'ye katılıyor muyuz ki? Yani çünkü büyük bir çoğunluk şöyle okuyor yani meseleyi. Ben de çoğu zaman öyle okuduğum var. Belki de hala öyle okuyacağız, bilmiyorum. Yani bunlar işte sömürgeci imparatorluklardı. Bunlar birbirini yedi yani en sonunda kardeş katili oldu bunlar. Birbirlerini vurdular. Silahları kendileri üretti sonra kendilerini öldürdüler. Dolayısıyla işte hani gavurların, Avrupalıların başına gelen bir musibet olarak da okuyabiliriz bunu. Ama bu beşerin bir musibetiydi diye okuyor Said Nursi. Siz katılıyor musunuz Said Nursi'ye? Bir de belki şu soru da önemli. Yani ilk başta aslında onu biraz gündeme getirmeye çalışmıştım. Yani bu kader-i ilahiyeye fetva vermek ne demek ya? Belki bunun da üzerinde biraz düşünmek lazım. Yani daha da garibi toplumlar kader-i ilahiyeye nasıl fetva verirler? Yani bir toplum kader-i ilahiyeye nasıl fetva verir bir topluluk. Peki yani bir toplum toplu bir şekilde bir yanlışın üzerinde birleşip hareket ediyorsa burada benim durumum nedir?
Yani böyle bir yaratılış ile bu kainatın ve benim Halık'ım bana ne demek istiyor bu gibi gibi sorular da benim aklıma ayrıca geliyor yani. Dedim ya soruları yağdırmak istemiyorum. Kanalda mısınız? Böyle ekrana 1, 2, 3, 4 bir şey A, B, C bir şey yazar mısınız? Ben şu an bağlantım kopuk olup olmamasına kadar şüphelendim yani. Ses var mı? Orada buradasınız. Eyvallah. Tamam. Yok yani çünkü kameralar da açık değil ya. Göremiyorum. Tam böyle sorduğum sorular nereye ulaşıyor onu da göremiyorum. Tefekkür ediyoruz diyor Sait. Eyvallah. Soruları paylaşabilir misin ekrandan demiş Yakup. Ağızdan yetmiyor. Başka duygularımıza da konuşur musun anlamında. Diyorsun herhalde Yakup. Şöyle diyelim. Yani formülüze etmemiştim ama şöyle yapabiliriz belki. Bu musibetleri beşerin musibeti olarak okumak ne kadar sağlıklı bir okuma diyeyim. Bak iyice çetrefilleştiriliyor, iyice kışkırtıyorum soruyu. Yani ne kadar sağlıklı bir okuma bu beşerin musibeti? Bu belli bir coğrafyada, belli bir grup insanın başına gelen musibet kardeşim. Niye böyle beşerin musibeti falan gibi böyle meseleyi böyle çafçaflı hale getiriyorsun şeklinde sorabiliriz. Bu okumaya ne diyorsunuz diye sordum. İki bu, belki de üçtü bilmiyorum, sırasını bilmiyorum. Kadere fetva vermek ne demek ya? Hatta toplulukların kadere fetva vermesi ne demek? Yani bunlar enteresan meseleler. Yani tamam Said Nursi yapıyorsa vardır bir bildiği deyip geçiştirebiliriz de. Yani bu bana biraz tatmin etmeyecek gibi geldi. Bir üçüncüsü de şunu sordum az önce. Hani siz nasıl okuyorsunuz insanlığın bu serencamını? Kader, şöyle söyleyelim. Siz kader perspektifinden nasıl okuyorsunuz insanlığın bu serencamını? Yani sizin de ayrıca öneri bir kader okumanız var mı? Mesela ben önerdim bir tane. Yani o açıdan da okunabilir. Niye okunmasın ki? Yani çünkü ve bunu yine Said Nursi'nin metinlerine, ondan istifade ettiğim kadarıyla, benim anladığım kadarıyla formülize etmeye çalıştım. Yani çünkü 1000 yıllık tahribat diye konuştuğu bir iki temel mesele var Said Nursi'nin. Ve ben az önce bunu üstü kapalı bir şekilde Kur'an'a yanlış yaptık dedim. Yani bunu böyle kılmadığımız namaz, tutmadığımız oruç değil de bu 1000 yıllık tahribatın bir artık şişti, 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 şişti. Hani artık bu hale geldi şeklinde de okunabilir. Bir de tabii mesela bak sorular, konuştukça sorular çıkıyor. Bugün nasıl bir musibetin içindeyiz? Veya bugün beşer nasıl bir musibetin içinde? Yani bu aynı zamanda şu soruyla eşit demektir yani. Bugün beşer nasıl bir eğitimin içinde de denebilir. Ve kader-i ilahiye nasıl fetva verdik sorusunu tekrar sorabiliriz. Bu dördüncü soru da ayrıca önemli. Neden? Çünkü eğer bu yaptığımız derslerde ulaştığımız sonuçlar benim bugün karşılaştığım insani problemlerime cevap olma imkanını sağlamıyorsa, o zaman ben bunu sonradan anladım biraz. Yani insanlar mesela bu tarz metinleri, iman temelli metinleri çalışırken felsefe yapıyormuş gibi geliyor insanlara. Sebebi de şu, yani siz felsefe yapıyorsunuz veya felsefe mi yapıyoruz arkadaşım burada? Yani eyvallah güzel şeyler konuşuyorsunuz ama bana felsefe yapıyormuşuz gibi geliyor gibi ifadelerin arkasında yatan motivasyon şu aslında. Yani bu dediklerinizi ben ne yapacağım arkadaşım? Bu dediklerinizi ben ne yapacağım? Şimdi tabii bunu Said Nursi'ye demek zor. Sen felsefe mi yapıyorsun diye. Ama bu tarz böyle derinlikli okumalar yapılırken bu soru akla geliyor. Çok da yersiz bir soru değil şu açıdan. Yani tamam peki beşerin musibetiydi. 100 yıl önce birilerine bir şey oldu. Birileri birilerini öldürdü.
İşte yukarıdaki faturayı kesti. Böyle ceza verdi. Neden? O çünkü böyle umuma mal oldu mu ceza kesiyormuş. Ha tamam. Peki 2019'dayım ben, Yunus'um ben. Ne oldu ki yani? Said Nursi bunları bana anlattı da ne yaptı yani? Böyle oldu, böyle oldu. Hava mı atıyor bana Said Nursi? Ya işte biz toplumsal meseleleri analiz ettik mi böyle analiz ederiz diye hava mı atıyor? Said Nursi öyle bir adam değil benim bildiğim kadarıyla. Niye paylaşıyor bunları? İlyas Üzüm'ün ile havada buyurun. Ben telefonla bağlandığım için çok kısa bir iki çağrışımı paylaşacağım. Ayrıca da kanalın uygulaya geldiği usule belki uyamayacağım bu konuşmadan. Şimdi doğrudan Kur'an'dan bir ayeti dillendireceğim. Mealen diyor ki yaratıcı, sizin başınıza gelen her şey, size isabet eden her şey, febime kesebet eydiküm, elinizle, iradenizle yaptıklarınızın bir sonucudur. Buradan kaynaklanır. Şimdi yaratıcı burada mesajını çok açık olarak veriyor. Sizin başınıza gelenler, başınıza gelen olaylar sizin elinizle yaptığınızla, iradenizle doğrudan bağlantılıdır diye bir mesaj veriyor. Şimdi siz de ifade ettiğiniz bu kainattaki tavrımıza baktığımız zaman terbiye edilmekte olduğumuzu görüyoruz. Hani imtihan diyoruz, imtihanı imkan diye doğru biçimde anlama noktasında bir tefekkür gelişti. Bana da gayet uygun geldi. Dolayısıyla eğer bir sınıfta öğrenciler çok başarısızsa, bir konuyu anlamada, çok önemli bir konuyu anlamada, yani oradan mezun olduktan sonra iş yapacakları zaman bilmekle yükümlü oldukları bir konuda bilemedikleri zaman, o beceriyi kazanamadıkları zaman büyük sıkıntıyla karşılaşacakları bir konuda zaaf içindeler ise eğer, o okulun idaresi, öğretmeni, dersten sorumlu diyelim elemanı, o sınıfa topluca bir ek ders alması gibi, hepsine kırık not vermesi gibi, hepsini uyarması gibi bir topluluğu imkanı yeniden önüne koymak ister. Eğitimin gereği, icabı budur çünkü. Dolayısıyla bu kainatta da insan terbiye oluyor, eğitiliyor, insani özelliklerini geliştirmesi gerekiyor. İnsani özellikleriyle kainata özellikleri görülen varlık kaynağını tanıyarak yaşaması gerekiyor. Burada türlü sebeplerle insan bu amaçtan koptuğunda, uzaklaştığında bu kainatın yaratıcısı insanlara toplu bir uygulamada bulunuyor, toplu bir uyarıda bulunuyor, önlerine yeni bir imkan koyuyor. Siz ifade ettiğiniz 3 veya 4 temele dayalı büyük bir kopuş söz konusu olmuş. Hilkatten, yaratılıştan, terbiye görevimizden. İnat devreye girmiş, maddi yunluk devreye girmiş, bir beşer olarak. Bahsettiğiniz gibi coğrafya olarak değil, bir kesim olarak değil, bir kimlik olarak değil. Bütün insanlık topluca böyle bir tavrın içine girmiş. Yani insanlarda temel insani özellikler olduğu halde sadece madde ağırlıklı bir tutum sergilenmiş. Maddi yunluk aslında bu gibi geliyor. Dolayısıyla bu tavır devreye girince, işte inat devreye girmiş diyelim. Siz ona tavır ve tutum diye ayırdınız. Bana da sağlıklı geldi şahsen. İnadı, ondan sonra dalalet fikrisi, bu genel anlamda ortaya çıkan bu tablo, bu kainatın yaratıcısının, insanı bu dünyaya göndericisini, insanların önüne yeni bir imkan koymaya sevk etmiş görünüyor diye anlaşılıyor. Dolayısıyla beşerin başına gelen bu musibet, aslında bir musibet olduğu gibi bir açıdan bakınca da bir imkan olarak ifade edilmesi gerekiyor diye anlaşılıyor. Sonra da kendisini Müslüman olarak tanımlayanların bu genel musibetin hissesine geçiyor. Orada iki okuma benim çok dikkatimi çekti. Birisi metinde zahiren gördüğümüz okuma, yani biz şu temel İslami görevlerimizi ya da Müslümanlar yerine getirmediler. Kader-i ilahi bunları biraz cebren yerine getirdi gibi. Siz bunun üstünde bir yorum yaptınız. Dediniz ki Kur'an'a karşı alınan genel tavrı biz burada merkeze koyabilir miyiz diye.
Ben ikisi birbiriyle alakalı gibi geldi bana. Eğer insanlar zekatı vermede tereddütlü olmuşlarsa, farz namazı bize, bizim için emrolunmuş olan farz namazı ifada sorunlu olmuşlarsa, bizden bizim için istenen oruç tutma konusunda zaaf sergilenmişse eğer, esasında bu Kur'an'a karşı tutumdaki zaafa da işaret ediyor, imandaki zaafa da işaret ediyor diye ben anladım. Dolayısıyla hem metnin zahiri ifadelerinde ortaya konan zaaf, hem sizin daha genel bir ifadeyle Kur'an'a, imanın konulara karşı tavrın bir neticesi olarak cebren bizim, yani Müslümanlar olarak öyle bir tutuma maruz kalmamız kaderi böyle bir fetva vermeye sevk etti diye gözüküyor. Ben uzatmayacağım, şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bu Harb-ı Umumi diye de anılan Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla alakalı kitaplarda nasıl değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu sebeple bu savaşlar nasıl başladı, nasıl cereyan ettiği, nasıl sonuçlandığı, ne gibi bundan ders almak gerekir gibi. Bu yaklaşımları şöyle kabaca zihnimde tasavvur edip bir de metindeki değerlendirmeye baktığım zaman ben şunu görüyorum. Gerçekten metinde muhteşem bir deyim birindeyse tarih felsefesi tablosu çiziliyor. Yani Dünya Savaşı diye gördüğümüz milyonlarca insanın ölümüne yol açan bir olay nasıl vuku buldu? Niçin vuku buldu daha doğrusu? Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Kainatın sahibi, insanın Rabbi, merhametli olduğunu alemdeki faaliyetlerinden gördüğümüz yere neden buna izin verdiği gibi bir soru aklımıza geliyor. Ama sonra anlıyoruz ki şuradaki yaklaşımdan, şuradaki yorumdan, evet bu da aslında merhametin bir tezahürü. Yani ey beşer, siz fıtratınıza aykırı davranarak, kendinizi ihmal ederek, kendi varlığınıza çelişkiye düşerek maddeye meftun oldunuz, gurura kapıldınız dediğiniz anlamlar çok doğru. Tamamen aldanmadır bu karara fiili. Dolayısıyla aldandınız, kendi gerçekliğinizden koptunuz, başınıza bunlar geldi diyerek, iyi anlatamadığımın farkındayım, hemen toparlamaya çalışayım. Yani kadere fetva verme tabiri ve şurada yapılan yorum, müthiş bir tarih felsefesi gibi geldi bana. Buradan da şuna intikal etmek istedim. Yani güçlü bir tarih felsefesi yapabilmek için tarihi olayları arka boyutuyla sağlıklı ve yerine oturan bir biçimde değerlendirme yapabilmek için tarih kaynaklarına değil, çok güçlü bir uluhiyet bilgisine ve bilincine sahip olmak lazım. Burada onun işaretlerini görüyoruz diye anladım. Ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Keyifle dinledim. Çok güzel bir iki mana da açıldı böyle zihnimde. Paylaşmak istiyorum ama önce Sait Sarı'nın yorumunu okumak istiyorum. Beşerin gayrimüslim kısmı insaniyetten düştüğü için, canavarlaştığı için Müslüman kısmı ibadetinde ihmalinden dolayı, yönetici kısmı tahakkümün cezası, bir tokatla 5-6 çeşit cezalandırma gibi anladım. Bu dediğini şu şekilde yazdığını tahmin ediyorum Sait. O açıdan kabul edeceğim. Çünkü diğeri biraz beni biraz zorluyor o şekilde düşünmek. Yani kısmı derken yönlerimiz şeklinde. Çünkü gayrimüslim, müslim dediğimiz ifadeler eğer fıkıh perspektifinden yaklaşıyorsak farklı bir anlam taşırlar. İman perspektifinden yaklaşıyorsak farklı bir anlam taşırlar. Mesela Sait, sen mesela bir apartmanda mı yaşıyorsun? Yani böyle bir iki kattan yüksek bir yerde mi yaşıyorsun? Direkt sana soruyorum. Yazabilirsin. Evet, hayır. Mesela benim burada arkadaşım 7. katta yaşıyor. Hiç daha bugüne kadar, evet, apartmanda yaşıyoruz. Zaten bu asırda hepimiz kibrit kutularının içine konulduk. Orada yaşıyoruz. Bir metrekare yerimiz olsun diye ömrümüz boyunca çalışıyoruz. Neyse, bu meselenin ayrı bir kapital yönü. Şimdi apartmanda yaşıyoruz. 7 katlı apartmandan
camdan atlamayıp da merdivenden inene Müslüman diyorum ben, Said. Fıkhen kafir olarak tanımlayabildiğin bile adama apartmandan camdan atlamıyor da merdivenden iniyorsa ben o adama Müslüman diyorum. Neden? Bu veya ne dersin mesela böyle deyince ne düşünüyorsun? Şundan dolayı. Çünkü gerçeğine teslim oldu. İman perspektifinden biz Müslüman dediğimiz zaman gerçeğine teslim olanı kastediyoruz. Senin de onu kastettiğini şuradan anladım. Küçük harfle yazmışsın çünkü. Büyük harfle yazdığında politik olan, fıkhi olan perspektife girmiş oluyoruz. Burada fıkhi olan politik olan mıdır diye ayrı bir tartışmaya sebebiyet vermek için söylemedim bunu. Ama iman perspektifinden yaklaştığımızda biz Müslüm dediğimizde gerçeğine teslim olanı kastediyoruz. E peki bu hayatın içerisinde insanları gerçeğine teslim olanlar olmayanlar diye ikiye ayırabiliyor muyuz? Ayıramıyoruz. Fıkhın konforu iman eğitiminde yok. O yüzden iman eğitiminde kişileri ayırıyoruz gerçeğine teslim olmama anlamında. Bu meselenin o yönüydü. Şimdi mesela hemen çok haklı bir soru olarak dedin ki ama gayrimüslimin namaz ve benzeri sorumluluğu yok. İşte orada az önce aslında sorduğum soruya cevap vermiş oluyorsun. Burada mesela Said Nursi'nin o yeni Said'in o böyle etkileyici anlayışının ipuçları var. Beşerin suçu, hepimizin suçu. Bir de kendilerini biz şeriata tabiyiz diye tanımlayan, İslam şeriatına tabiyiz diye fıkhen ve politik bir kimlik olarak tanımlayan bir güruh var. Bu güruhun da amelinde görünen bazı alametler var. Onu konuşuyor şeklinde anlıyorum. Yani yoksa sorumluluk mesela yani ne demek istediğini anlıyorum da. Şimdi ben senin yorumunda şurası beni şey yaptı. Beşerin gayrimüslim kısmı insaniyetten düştüğü için canavarlaştı diyor ya. Bu gruba sen ben dahil miyiz? Cevabın evetse ben konuşmaya devam etmeyeceğim. Ama cevabın hayırsa seni ikna edene kadar konuşacağım. Evet, tamam, o zaman aynı sayfadayız. Yani çünkü meselenin o yönünde, yani ben belki yani şöyle söyleyeyim, burada öyle bir teorik çerçeve kurmaya çalışıyoruz ki namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, ibadetlerini yapıyorsun ama maddi yunluktan da nasibini almışsın. Mümkün mü? Mümkün. Maddi yunluktan nasip aldığın yönünle bu musibete katkın var mı? Bal gibi var. Yani o anlamda. Ama ilk bakışta dediğin gibi aynen o şekilde de anlaşılabilir mi? Yani burada muhatabın kim olduğu önemli. Said Nursi'nin daima meseleleri avamın gözü nazar, avamın aklı gözündedir diyor ya. Said Nursi'nin muhatabının kim olduğunu unutmayacağız. Metinleri yazarken de muhatabını kim bilerek yazdığını unutmayacağız. Ama Risale-i Nur'ların da genel takip ettiği felsefe ve teoriyi de canlı tutacağız ya. O açıdan böyle okumalar yapıyoruz. Yani şimdi mesela ben burada benim böyle ders yapmaktan çok keyif aldığım bazı arkadaşlar var. Ama o arkadaşlarla ders yaparken, sizlerle ders yaparken konuştuklarımızın hepsini gündeme getirmiyorum. Aynen burada Said Nursi'nin kullandığı dil gibi kullanıyorum. Çünkü daha rahat anlaşıyoruz. Aynen senin dediğin gibi. Yani bak beşerin gayrimüslim kısmının da çok hataları oldu. Müslümanların da büyük hataları oldu. Yönetici kısmının da büyük hataları oldu. Bunların hepsi birikti. Biz bu tokadı öyle yedik diyorum. Ama şimdi Said Sarı bu dersteyken ben bu konuları böyle konuşamam ki. Ben Said Sarı'nın ismini orada gördüğüm anda diyorum ki Allah diyorum ben bu dersi eğer Müslümanlar şöyle yaptı, gayrimüslimler böyle yaptı dersem Said burayı terk eder gider. Kardeşim biz buraya iman perspektifinden meseleleri ele almak için geldik. İnsanları kategorize edip ders yapıyorsun der Said bana. Beni şimdi durduk yere fırça atar. Atar mısın Said? Fırça atmasan bile çeker gidersin. Yani. Değil mi? Yani ana ihtiyacımız o.
Şimdi Allah razı olsun. Ben yani bilhassa buradaki ben kategorizasyonu şundan dolayı beğendim. Kardeşim bak, kainatta bir gerçeklik kanunu işliyor. Said Nursi'nin çok sevdiğim bir cümlesi var, ifadesi var. Bu kainat senin hendesen üzerine dönmüyor. Yani wishful thinking diyorlar ya. Senin hendesen üzerine dönmüyor. Ah şöyle olsa, ah böyle olsa. Yok, hayır. Kanun var bu kainatta. Şeriat dediğin nedir? Gerçeklik demektir. Bir gerçeklik, senin muhatap olduğun gerçeklik var. O gerçekliğin içerisinde sen sana verilen kabiliyetlerini kullanarak bu madde beni tatmin etmez arkadaşım sonucuna gelmeyip de madde beni tatmin etmeli diye maddeyle ilişki kurmaya devam edersen, maddeyle ilişkini bu şekilde kurgulamaya devam edersen, 5 vakit namaz da kılsan, 10 vakitte kılsan, aynen sineğin kafasını sürekli cama çarptığı gibi kafanı cama çarparsın, kafanı örse vurursun. Neden? O maddiyunluk seni mahveder. Neden? Halık-ı Teala'nın emri var arkadaşım. Madde seni tatmin edemez. Kanun bu. Kanun. Senin hendesen üzerine dönmüyor ki bu dünya. Senin hendesen üzerine gerçekleşmiyor ki bu hadiseler. Şimdi o yüzden meselenin mesela senin yorumundan İlyas Üzüm'ün yorumuna geçiş yaparsak, İlyas Üzüm'ün makro anlamda yaptığı tefekkürü biz şimdi mikroya taşıyalım. Yani burada bizim namaz dediğimiz, oruç dediğimiz, mesela İslam aleminin içerisinde çok meşhur bir hüküm var. Herkes bilir bunu. Arkadaşım büyük günahları, o büyük günah da ayrıca tanımlanması gerekiyor. Küçük olan günah var mı diye Said Nursi'nin böyle satır aralarında gönderme yaptığı meseleler var biliyorsunuz. Neyse şimdi normal gündelik dilde konuşalım. Büyük günah, büyük günahları yapmak, işlemek imansızlık alameti değildir. Yani büyük günahı işlemesi bir kimsenin imansızlığına delil olmaz. Bu meşhur. Bunu duymuşsunuzdur, değil mi? Yani en azından kendisini ehli sünnet akidesi içerisinde tanımlayan kimselerin arasında bu hususta bir konsensus var. Bir kişi büyük günahları işliyor ise biz ona imansızlığına delil olmaz. Hatta Said Nursi'nin de küçük bir yerde buna benzer bir müzakeresi var. Peki, az önce İlyas Üzüm'ün dediği yere gelmeye çalışıyorum. İmansızlığına işaret etmez. Peki neye işaret eder? Biz işte bu meselenin bu yönünü bilmiyoruz. İmansızlığına işaret etmez. Peki neye işaret eder? Sait, şu an karşında sen varsın diye sana sorayım bari. Sen konuşuyorsun benimle. Sana sorayım. İmansızlığa işaret etmez. Peki neye işaret eder? Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, ben Müslümanım diyor. İmansızlığına delil etme, delil değildir, doğru. Biz zaten insanları şu mümin, şu kafir diye biz ne öyle bir kabiliyetimiz var, ne de öyle bir vazifemiz var. Allah razı olsun mesela. Hem Yakup hem Said iman zahri ya. İmanı sıfır bir görmemek, edinilebilen, kaybedilebilen, konu konu yaklaşılması gereken, her bir yerde eğitimi gerektiren bir mefhum olduğundan çok haberdar büyümedik biz. Dolayısıyla iman dediğimizde emniyet aklımıza gelmiyor veya konu konu her an ayrıca eğitime girilmesi gereken, zayıflayabilen, kuvvetlenebilen, parlayabilen, sönebilen, sönükleşebilen bir mefhum olarak görmüyoruz imanı. Ve Kur'an'ın tarifi içerisinde ve ondan ders ben böyle aldım diye Said Nursi'nin paylaştığı temel teorinin
prensiplerinden şöyle bir sonuca geliyoruz. Arkadaşım bak, bu kainatı var eden yedinci katta oturuyorsan kendine merdiven mi yapıyorsun, asansör mü yapıyorsun, nasıl bir kanuna başvurman gerekiyorsa başvur, yaratıcının kanunlarına müracaat et, farklı bir yaratılış biçimine, şu an İlyas Üzüm'ün son sorusuna orta açmaya çalışıyorum, farklı bir yaratılış biçimine kendini hazırla. Neden? Bu kainat senin hendesen üzerine dönmüyor. Bu kainatta bir hilkat sırrı var. Ben oradan şunu anladım İlyas Üzüm. Lütfen siz de düşüncenizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu kainatta bir hilkat sırrı var. İşleye gelen, sen onun adına kanun diyorsun. Halbuki yani. Çünkü bu kainatı var eden bir adet üzere var ediyor. O adetini hiç bozmuyor. O adetin içerisindeki sırrı keşfet, ona göre yaşa. Ona aykırı gideceğim dedin mi başını vurursun arkadaşım. Bak apartmandan aşağıya ineceğim diyorsun. Camdan atlarsan sana cahil deriz. Camdan atlamanın sana zarar vereceğini bildiğin halde camdan atlarsan gayrimüslim deriz. Camdan atlamanın sana zararlı olduğunu bilip merdivenden aşağı inersen sana müslim deriz. Niye? Sen gerçeğine teslim oldun arkadaş. Gerçeğine teslim olmayıp da bir de onun hak ve hakikat olduğunu bilip gerçeğine teslim olmadan o camdan aşağı atlarsan sen buradaki ifadeyle neredeydi o? Sen ne yaparsın biliyor musun sen? Sırr-ı hilkatin hassas dengesine çomak sokmaya çalışırsın kendince. Her şey hassas bir nizam içerisinde yaratılıyor. Sen o camdan aşağı atlarsan onun faturası ağır olur. Çünkü bu kainatı var eden öyle var etmiyor. Aynen öyle de bir yoruma takıldı gözüm de. Aynen öyle de okuyacağım şimdi. Aynen öyle de insaniyetimize takılmış olan duygularımızla, cihazlarımızla, aklımızla, kalbimizle, onlarla kurduğumuz ilişkileri bu kainata saldırtırken, reseptörlerimizi bu içinde yaşadığımız gerçekliğe yönlendirirken, eğer ilişkimizi fıtrat üzere, hilkat sırrı hilkat üzere, yani burada konuştuğumuz bağlamda olması gerektiği gibi, ne demek olması gerektiği gibi, hangi amaç için var edilmişse o amaç için kullanmaz isek biz bunun, hadi biraz artistik ifadesini kullanayım, tokadını yeriz. Yani bak musibetini yeriz. Yani yanlış yoldasın. Yapma bunu. Bak ben mesela saçımı kesiyorum. Sait senin de saçın var diye biliyorum. Kel misin? Sait'e takılıyorum bugün. Benim arkadaşım Sait bugün. Sait kel misin? Saç var mı? Özelden de cevap verebilirsin. Ama vardı diye hatırlıyorum en son gördüğümde. En az benim kadar vardır. Şimdi Ali Mermer'e takılacağım da takılmıyorum. Bugün nedense sessiz. Ali Mermer kel mesela biliyorum yani. Şimdi bu örneği Ali Mermer üzerinden veririm. Ama yanlarda var saçı onun. Tepelerde olması esprisi güzel bunun. Şimdi makası saça vuruyorum. Canım acımıyor. Makası etime vuruyorum. Canım acıyor bak. Allah Allah. Bu nasıl bir yaratılış biçimi ya? Tevhid nazarıyla bakıyorum kainata. Kainata tevhid nazarıyla bakıyorum. Her bir yaratılışın arkasında o mutlak, müteal olan yaratıcı var nazarıyla bakıyorum. Saçımı keserken acıtmıyor, elimi keserken acıtıyor. Aa, ne demek bu? Yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın, yapma. Bak bana mesaj gönderiyor. Yanlış yoldasın, yapma bunu. Ben ona izin vermiyorum. Saçımı ona izin veriyorum. Bak kestiğinde acımıyor. Hatta kesmediğin zaman da rahatsız oluyorsun. Ya saçlarım uzadı falan filan diyorsun. Aa bak kesmen için yaratılmış. Şimdi ben elime makası alıp oramı buramı kesiyorum. Ondan sonra da bağırıyorum. Canım acıyor, canım acıyor. Canım acıyor, canım acıyor diyorum. Sonra da diyorum ki bu makası yapanın diyorum Allah diyorum cezalandırsın diyorum. Ya arkadaşım o makası vurmasana etine. Gibi. Burada sanki buna benzer bir analiz var gibi geldi bana. Bilmiyorum. Yakup buyur.
Selamünaleyküm. yani benim konuşulanlar benim dünyamda şöyle bir şeyi canlandırdı. Belki toparlama mahiyetinde olur diye paylaşayım dedim. En azından kendi dünyamda toparlamaya çalışayım anlamında. Yani insanın bu dünyada varoluş sebebinin terbiye görmek, eğitilmek, bir şeylerin kendisine öğretilmesi, takdim edilmesi olduğunu kabul ettiğimiz zaman, anladığımız zaman bütün kainatta gerçekleştirilen bütün yaratılışların anlamı bir anda buna göre şekilleniyor diye anlıyorum ben. Yani insan bu dünyada eğer eğitilmek, terbiye edilmek üzere varsa, yaratılıyorsa insanın sevdiği de, sevmediği de, acı duyduğu, sıkıldığı, üzüldüğü, hüzünlendiği, her neyse daima insanın bir şeyleri fark etmesini sağlamak, bir şeyleri anlamasını sağlamak için yaratılıyor diye ben anlıyorum. Yani insanın eğitiminde de aslında son bir noktanın olmadığını fark ettiğimiz zaman, yani insanın itikat yolculuğunda, iman yolculuğunda bir son noktanın olmadığını fark ettiğimiz zaman, ki zaten benim anladığım kadarıyla cennet tam olarak bunu tarif ediyor. Yani cennet niye var? Çünkü insanın eğitiminin sonu yok. Ve hatta belki cehennemi de buraya dahil edeceğiz. Cehennem niye var? Çünkü insanın eğitiminin sonu yok. İnsanın terbiye edilmesi gerekiyor. Terbiye teklif ediyor, imkan veriliyor anlamında. Anladığımız zaman insanın işlediği günahlar da, yaşadığı musibetler de onun imanı ve itikadında düzeltmesi gereken meselelerin var olduğunu haber veriyor diye ben anlıyorum. Mesela musibet diyoruz ama musibet sadece benim açımdan baktığımda musibet. Yani ben kendi açımdan baktığımda ona musibet diyorum. Günah dediğimde ben kendi açımdan baktığımda ona günah diyorum. Bu yaratılışlarla, günahlarla, musibetlerle ya da rahmetli yaratılışlarla ben daima itikadımda bir şeyleri dönüştürmek üzere, bu mükellefiyetle yaratılıyorum diye anlıyorum. Peki yani bu musibet dediğimiz rahmetin, gazabın gerisinde kaldığı yaratılışlar ne anlama geliyor? Yani mesela ilk soruda bu musibetleri beşerin musibeti olarak okumak ne kadar sağlıklı bir okuma diye yazdın sen. Ben bunu şöyle düşündüm. İnsan yani bu dünyada varken, yaratılıyorken sürekli aslında rahmetli bir yaratılışa şahit oluyor. Yani sükunet içinde, sessizlik içerisinde, güzelliklerle, keyiflerle, lezzetlerle etrafı bezenmiş bir halde, döşenmiş bir halde. Bu yaratılış insanı rahmetli bir var edilişin şahidi kılıyor. Ama bazen nadiren, daha istisnai olarak böyle musibetli yaratılışlarla karşılaşıyoruz. Bazen hayatımızda nispeten daha küçük musibetli yaratılışlarla karşılaşıyoruz ama bazen de çok fazla sayıda insanı etkileyen, çok fazla topluluğu hatta etkileyen, işte Said Nursi'nin yukarıda yaptığı okuma gibi bir yaratılışla da karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yani bu büyük elemli, acılı, azaplı hal ve çok fazla sayıda insanı içine dahil eden bu hal, insana en başta konuşmaya çalıştığım bu eğitimi çok şiddetli bir şekilde vermeyi teklif ediyor. Çünkü insan rahmetli bir şekilde o eğitimi almayı kabullenmemiş oluyor. O insan o rahmetli eğitimden geçerken gaflete düştüğü için ya da önemsemediği için, küfre düştüğü için, düştüğümüz için o eğitimi almayı kabullenmediğinde, burada tam ikinci soruya geçiyorum, kadere fetva verdirtiyoruz. Yani kader, Cenab-ı Hak bizi terbiye etmek üzere yaratıyor bu dünyada ve bu ilimle etrafımız tamamen kaplı. Yani sen az önce mesela ona kanun dedin. Ben de ona işaret edecektim. Yani biz kanun deyince sadece sanki tabiatta gördüğümüz kanunlar varmış gibi düşünmeye meyilli olabiliyoruz. Ama bizim yani etrafımızdaki en temel kanun aslında eğitilme kanunumuz. Yani biz çok çeşitli şekillerde, çok farklı şekillerde eğitiliyoruz. Bu eğitim rahmetli olarak, rahmetin
azaba, gadaba, galebe çaldığı zamanlarda eğer istenilen şekilde gerçekleşmiyorsa Cenab-ı Hak bir de şiddetli, azaplı terbiye şeklini tercih ediyor diye anlıyorum. Yani kadere fetva verdirmek biraz bu anlama geliyor gibi geldi bana. Yani siz madem rahmetli eğitimi kabul etmiyorsunuz ama sizin bu konuyu anlamanız lazım, bu mevzuyu anlamanız lazım. Çünkü sizin gerçekliğiniz bu. Acizinizi bilmeniz lazım, fakrınızı bilmeniz lazım ve sonsuz kudreti ve sonsuz gınayı bulabileceğiniz yere yönelmeniz lazım şeklinde anladım. Yani ilk iki soruya böyle bir şey çizilebilir mi diye paylaşmak istedim. Allah razı olsun. Güzel bir toparlamaydı. Tahmin ediyorum İlyas Üzüm'ün de ifadesinde en son yorumunda hani okul için eğitim sırrı ne için ne ise insan için hikas sırrı da o gibi ifadesini açan bir yorum olarak gördüm ben. Bilmiyorum İlyas Üzüm ne düşünür. Bana öyle göründü. Güzel de bir ifadeydi. Bir de metinde Halik-ı Teala ifadesi Halik Teala olması yani en azından sentaks gereği daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü Halik-ı Teala dua cümlesidir şeklinde küçük bir hem de kayıtlara girmesi açısından bir edisyona dair bir yorum da özelden arkadaş göndermiş. Onu da paylaşmak istedim. Ali Mermer'in eli havada buyurun. Metne dikkat ettiğim zaman musibetle mükafat arasında bir bağlantı var ve hem musibetin mükafata nasıl dönüştüğü noktasında hem de musibetin kaynağının pardon neden verildiği noktasında muhatapların farklılığını görüyorum. Ben öyle gördüm. Bunu da Kur'an'daki mağdup ve dalin farklılaşmalarına tekabül ettiğini hissettim. Mağdup buradaki tabiriyle bize düşen pay dediği ifade, dalin umuma şamil müşterek sebep maddi yunluk. Hürriyeti hayvaniyi, hevanın istibdadını tercih etmek genelde. Ama bu müşterek. Demiyor ki yalnızca dalinler maddi yunluktan gelen dalalet fikrine sapıldılar, kapıldılar. Hayır, müşterek. Benim kitabım var. Ehli kitap denir ya mağdubun tariflerinde hep. Biliyor, görüyor, takdim edilmiş ve fakat gereğini yapmak için teşebbüs etmiyor veya şu veya bu şekilde ben yapıyorum bunu zaten deyip kendini kandırıp geçiyor. Bu da şimdiki buradaki konuşulan ifadelerle büyük M ile yazılan Müslümanların tavrı olarak görünüyor. Musibet eğer tamamen dalaletten geliyorsa veya Müslümanlar arasında dalalet fikrinin yaygınlığından dolayı geliyorsa bir prensibi daha hatırlamak gerekiyor. O da şu. Yine Kur'an'da biz peygamber, rasul göndermeden bir kavmi cezalandırmayız. Şimdi dalin kısmı genellikle diyorum hepsi değil, bir kasti olanlar var, bir de mahrumiyetten dolayı olanlar var. Mahrumiyetten dolayı yani rasul gelmemiş, mesaj ulaşmamış olduğundan dolayı kendine göre kainatın yaratılış biçimindeki fiziki dediğimiz kanunlar, öyle ayrım yapayım. Yani şer'i kanunlar Yakup bahsetti ya. Oraya girmeden senin de apartmandan inerken merdivenden iniyorsa Müslüman dediği, Resul gelmediği kişiler kainattaki yaratılış kanunlarına teslim olarak yaratıcısını tam tanımasa bile burada bir bana mesaj var. Buna uysam kendi içimde de mutluluk alıyorum. Yani makasla saçımı kesiyorum, elim kesmiyorum. Yanlış değil. Öyle hissediyorum. Çünkü acımıyor. O halde ben bunlara uyuyayım. En azından kendimle çelişmeyeyim diyorsa bu kimse Resul
kendilerine Resul'ün mesajı kendilerine ulaşmadığı için zaten musibete maruz olmuyorlar. Çünkü musibete maruz olması için elinde bir belge olması lazım, kriter olması lazım. O kriteri kullanıp ya da kullanmama tövbesine, dönüşüne, dönmesine göre de mükafatı alacak veya almayacaktır. Yani musibet ile mükafat arasında bir bağlantı var. Musibet, mükafatsızlığı netice verecek şekilde verilmiyor. Mükafatı netice verecek şekilde veriliyor. Mükafatı netice vermesi için bir, eğer bu musibet umum beşere gelmişse dalaletten dolayı veya hürriyetin istismarından dolayı, hayvani bir şekilde hürriyet kullanılmasından dolayı, yaptığınız yol diye şefkat, yaptığınız gittiğiniz yol yanlış diye hatırlatma şefkatinin neticesinde verilmiş bir musibettir. Kulak çekme gibidir. Dikkat et, yanlış yapıyorsunuz. O zaman risalet ile gönderilecek mesajı aramaya sevk etmek içindir. Mükafatı da o. Arayanlar kurtuluyor. Bir şeyler yanlış gidiyor diyenler, kendisini sorgulayanlar kurtuluyor. Ama zaten mesajın ulaştığı kimselere verilen musibet ise şu haberinde olduğunuz, bilgisine sahip olduğunuz, kendisine ulaştırılan mesaja sadakat gösterirseniz tövbeniz kabul olacak. Ama geri dönüp göstermezseniz cezanız hak olacak. Kader-i İlahi buna böylece fetva veriyor. Her iki halde de musibetin mükafat ile sonuçlanma gibi bir amacı var. Bunun da özetliyorum. Kur'an'ın tabiriyle mesajın ulaştığı kişiler ve mesajın ulaşmadığı kişiler anlamında dalim ve mağdup ayrımında değerlendirilmesi gerekir. Teşekkür ederim. Benim çok hoşuma giden bir modellem oldu bu. Yani Allah razı olsun. Böyle heyecanlı heyecanlı not aldım. Dedim maşallah arkadaşlar bugün sürekli bayram şekeri dağıtıyorlar. Ali Merve'ninki de güzel bir bayram şekeriymiş diye böyle. Ben yani hem fıstıklı hem fındıklı ben öyle çikolataları çok severim. Ali Merve'nin de hediyesi de benim için. Diğer arkadaşlarla birlikte hepinize yani çok teşekkür ediyorum. Bu model anlamında da çok hoşuma gitti. Hem Yakup'a da çok teşekkür ediyorum. Az önce yani Yakup şimdi alınır böyle. Niye abi benimki çikolata değil miydi? Ali Mermer konuştu. Onunkine fıstıklı fındıklı çikolata dedin. Bizim yaptığımız yorum şey miydi yani? Sade çikolata mıydı? Yok Yakup'cum aynen İlyas Üzümünki gibi seninki de Sayın Sarı'nınki gibi. Hepinizin ismini sayayım bari. Fındıklı fıstıklı çikolataydı. Allah razı olsun. Çok memnun oldum. Yani özellikle musibetin mükafatla olan bağlantısı açısından çok tamamlayıcı olduğunu hissettim. İlyas Üzüm ne diyorsunuz bu hilkat sırrı meselesi ne dikkat çektiniz? Yakup sanki bunu biraz açtı ama başka böyle eklemek istedikleriniz var mı eğer müsaitseniz şu anda? Siz bunu paylaştığınıza göre bu eğitim sırrıyla bir ilişkilendiriyorsunuz onu. Çok hoş bir anlam daha çıkabilir gibi hissettim. Buyurun. Dediğiniz gibi Yakup bence açtı. Ben teşekkür ediyorum Yakup'a da. Yani okul benim zihnimde bunu çözüyor diye düşünüyorum. Okul yapılıyor, bina var, müfredat hazırlanmış, bütün araştırışlar var. Bunların hepsi eğitime dönük. Fakat bütün bu olup bitenler eğitime dönük olduğu halde bu her şey bir şey içindir deyim yerindeyse burada. Bu her şeyin burada bir şey olması da eğitimle alakalı. Çünkü amaç o. Siz onu güzel ifade ettiniz. Yani amaçtan yola çıkarak bizim değerlendirmemiz lazım. Eğer burada amaç öğrencinin eğitilmesi ise, fakat öğrenciler de burada bir ihmalkarlık içinde ise eğer, burada okul idaresi
tedbir alır. Bu aldığı tedbir şefkate son derece uygundur, merhamete son derece uygundur. Çünkü orada öğrencilerin ihmalkarlığı, büyük çoğunluğun ihmalkarlığı, yani umumunun ihmalkarlığı, birkaç öğrenciden bahsetmiyoruz. Eğer tamamına yakını bir ihmalkarlık içindeyse, öğrenciliklerini yapmıyorlarsa, almaları gereken dersi almıyorlarsa, kazanmaları gereken beceriyi kazanmıyorlarsa eğer, bu yaptıkları eğitim sınırına tamamen aykırı. İki seçenek var. Ya okulun tamamen kaldırılması lazım, din birinlerse lağvedilmesi, yok edilmesi lazım veya bu öğrenci grubunun Alem Ermen'in ifadesiyle kulağının çekilmesi lazım. Uygun bir biçimde. İşte hilkat sırrını da ben yani böyle anlamak istedim. İnsanlar bu dünyada kendilerine verilen özelliklerden anlıyoruz ki, fizik alemdeki işaretlerden de anlıyoruz ki, evet bir terakki için, gelişmek için, terbiye için buradalar. Eğer insanlar hilkat sırrını unutarak, bu gerçekliği unutarak tamamen maddeye yönelirlerse, kalbi ruhi taleplerini biraz kelimeler kullanalım hızlı anlatmak için. Kalbi ruhi isteklerini, insani isteklerini bir kenara bırakırlarsa eğer, fizik alemde görülen özelliklere duyarsız kalırlarsa, onları sadece hevaları için, çıkarları için ve sadece bedeni ihtiyaçları ve hazları için buraya yönelirlerse eğer, bu öğrenci grubu gibi kazanmayan, kazanmaktan kaçan öğrenci grubu gibi, soluğu sürekli kantinde alan deyim birindeyse öğrenci grubu gibi, bu beşerin bir kulağının çekilmesi gerekir diye anlaşılıyor. İşte bu harbi umumi, beşerin kulağının çekilmesi hadisesi gibi gözüküyor. Çünkü hilkat sırrına, yaratılış sırrına, yani bu dünyaya gönderme sırrına aykırı genel bir tablonun burada olduğunu görüyoruz diye düşündüm. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu Ali Mermer'in yorumunda şey vardı. Yani musibetin mükafatı netice verebilecek şekilde bir fonksiyon icra edebilmesi için bir kritere ihtiyacımız var dedi. Orayı tam açmamıştı. Onu biraz böyle değişmek istedim. Yani mesaj ulaşmamış, doğru nedir, yanlış nedir bilmiyorsun ama musibet veriyorsun doğru yola girsin diye. Bu çok hikmetsiz bir tavırdır. Ki o yüzden de musibet zaten gelmiyor. Resul ulaşmadıysa şeklinde kainatta böyle işleyen bir kanun da var diye dikkatimizi çekti. Benim aklıma bir de şu geldi. Yani bu kriterle birlikte bugün bu şefkat meselesine çok gönderme yaptık. Neden? Şundan dolayı. Ben böyle kendi çocukluk dönemimi hatırlamaya çalışıyorum. Risalelerle mesela iletişim kurarken Said Nursi'nin beni avladığı mı diyeyim, oltasına taktığı ilk ifadelerden bir tanesi iyi hatırlıyorum. İşte Risalelerde Rahim ve Hakim ismi beraber tecelli eder diye böyle konuştuğu yer idi. Neden derseniz şundan dolayıydı o. Terbiye ehli iki tavır takınıyordu benim gördüğüm. Tabii o zamanlar böyle ifade edemiyordum da. Yani şu an anlıyorum. Şu an neden çok etkilendiğimi anlıyorum Said Nursi'nin o teklifinden dolayı. Veya Kur'an'a o perspektifle, kainata o perspektifle bakmanın neden çok etkileyici olduğunu bugün anlamaya başladım. O da şu. Terbiye ehli, yani eğitimci kadro, bu okul eğitim, bir okulun içerisindeki eğitimci de olabilir ki her insanın hayatındaki ilk karşılaştığı eğitimcileri olan ebeveynleri, yani anne ve baba. Şimdi anne ve baba bir eğitimcilik kimliği, aynı zamanda bir meslek olarak da bunu icra edenler olabilir aramızda, fark etmez şu anda. Ama anne baba örneği bu açıdan hepimizin tecrübe ettiği, en azından şu an bu odadaysak hepimizin bir annesi, babası veya etrafında gözlemlediği insanlar. Şimdi eğitimcilerin gördüğüm kadarıyla iki ekstrem ucu var. Bazı eğitimciler çok hikmetli ama şefkatsiz.
çok hikmetli ama şefkatsiz. Bazı eğitimciler çok şefkatli ama hikmetsiz. İnsan hoşuna gitmeyen bir davranışla, yaratılış biçimiyle, ben en azından kendi hayatımda öyle tecrübe ettim. Hoşuma gitmeyen bir tavırla, tutumla, yaratılış biçimiyle karşılaştığımda ne zaman sakinliyorum? Ne zaman, ha tamam bak şimdi ikna oldum. Neyse biraz canımı sıkmıştı ama bak şu an rahatladım. Yani ilk reaksiyonumda böyle canım sıkılmıştı ama şu an çok rahatladım. Dedirtenin şu olduğu sonucuna vardım. Eğer muhatap olduğum tavır, tutum, yaratılış biçimi her neyse o, hem şefkatli hem hikmetli ise ziyadesiyle tatmin olduğumu hissettim. Sadece hikmetliyse ve şefkatsizse aklım ikna oluyordu. Yani evet tamam böyle olması lazım diyorum ama içeride bir yerde de bir şeyler böyle bir hareket ediyor. Yani şefkati de görmek isteyen bir yönüm var gibi hissediyordum. Böyle bana karşı yani benim iyiliğim için o tavrın yapıldığını ama hikmetsiz olduğunu gördüğümde de yine tatmin olmuyordum. Pratik örneklerle izah etmem gerekirse diyelim ki bir yanlış yapıyorum ve yaptığım şeyin yanlış olduğunu da biliyorum ve babam bana Emre böyle yapma, babam bana Emre der çok. Yunus Emre ismim. Arkadaşlarım Yunus derdi, babam Emre derdi. Neyse kendini farklı tutmak için herhalde. Emre diyordu işte şunu yapmanı istemiyorum senden. Allah'ım yarabbim. İstediği şeyin doğru olduğunu da biliyorum ama. İnşallah şu an kaydı dinlemiyordur. Gıcık oluyordum öyle söyleyeyim. Yani istemiyorsun da ya ben istiyorum. Ama hikmetsiz olduğunu da biliyorum. Çünkü babam böyle hikmeti önemseyen bir adamdı. Gıcık oluyordum. Ne zaman ki o da anladı herhalde benim gıcık olduğumu. Belli bir süre sonra böyle benden hikmetli, yani en azından kendi veçesinden hikmetli gördüğü bir talepte bulunduğunda benimle şöyle iletişim kurmaya başladığını gördüm. Ya oğlum bak senden bunu istiyorum ama ya ben bunu seni sevdiğim için istiyorum. Senin iyiliğini istediğim için yapıyorum. Sen belki meselenin o yönünü şu an göremiyorsun ama ya ben bunu gerçekten seni sevdiğim için yapıyorum. Seni sevmesem zaten ilgilenmezdim falan şeklinde böyle konuşmalarla yaklaştığında beni daha çabuk ikna edebildiğini hem ben tecrübe ettim hem de o tecrübe etti. Neden? Çünkü böyle hem hikmetli hem şefkatli geliyordu. Aynısını ben annemle de yaşadım. Annem bana geldi, annem benim için yaptığı tekliflerinde genelde çok şefkatli oluyordu. Hatta bazen o kadar şefkatli oluyordu ki hikmetsizdi yani. Ya annem senden iyi, şunu yapsana oğlum senin için daha iyi olur falan dediğinde annem bunu beni istiyor bunu benden. Yani beni sevdiği için bunu istiyor ama yani hikmetini de göremiyor. Korkuyor tabii böyle oğlunun başına bir şeyler gelmesini istiyor falan ama ne bileyim biliyorsunuz anneler böyle şefkatte eğer çok aşırıya giderse oğlusunun oğlusu derler. Oğlusunun böyle veya kızısının niye sadece ben kendi örneğimi anlattığım için oğlusunu anlatıyorum yani yoksa aynı mesele kızlar için de geçerli. İşte evladının böyle zorluk çekmesini istemez. Hatta eskiler buna şey derler yani hiçbir insan yoktur ki anne babasının yanında alim olsun. Neden? Çünkü anne babanızın yanında alim olmak çok zordur. Sizin tırnak içinde iyiliğinizi isterler ama bir türlü alim olamazsınız. Yani bir şeyin ilmine sahip olamazsınız. Neyse bu ayrı bir mesele. Benden böyle bir şey isterdi. Yani anlıyorum şefkatinden dolayı bunu istiyor ama tatmin olmuyordum. O da sonra belli bir süre sonra bunu anlamış olacak ki ne zaman benden istediği bir talebin yani evladım bak senden böyle yapmanı istiyorum ama ya bu zaten senin için de yani doğru olan değil mi? Şeklinde benim için daha ikna edici olduğu fark ettim. Bunu aynı ilişkiyi ben hocalarımla da yaşadım. Aynı ilişkiyi böyle bütün eğitim platformlarında gördüm. Yani benden istenilen veya başıma gelen bir cezanın veya benden istenilen bir talebin şefkatli ve hikmetli olduğunu gözlemlediğimde çok daha rahat teslim olabildiğimi ve kendimi daha rahat ikna edebildiğimi gördüm.
Zannediyorum bu az önce yapılan analizlerde İlyas Üzümü, Yakup'u, Ali Mermer'i dinlerken beni memnun eden veçe de oydu zannediyorum. Yani insan gerçekten kainatla ilişki kurarken mikro anlamda kendi başına gelen musibetlerde, makro anlamda toplulukların başına gelen musibetlere şu an bu musibet gerçekleşiyor ve fakat bunun arkasında hem şefkat hem hikmet var çünkü şeklinde yapılan analizlerin beni çok ikna ettiğini gözlemliyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? İlyas Üzüm tam bir şey diyordu. Ya Yunus sen yine susmadın be kardeşim. Bir yorum yapacağız şurada. Demez İlyas Üzüm, öyle demez. Ama herhalde değineceğinizi düşündüğünüz bir konuya değindim. O yüzden indirdiniz ama ben sizden dinlemenin de farklı olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Çok kısa olarak değindiniz, evet. Yani burada genel bir değerlendirme yapıyor, görünüyor müellif metinde. Harbi umumi bağlamında söylüyor. Fakat altın çizdiği ilkeler ferdi olarak da bizim kendi hayatımızda kullanacağımız altın ilkeler olarak gözüküyor, besbelli. Yani ben de başıma gelen her olayla ilgili, her sıkıntıyla ilgili, her farklılıkla ilgili, her musibetle ilgili, musibet dediğiniz gibi insana isabet eden şey demek ama biraz dokunan, biraz canını acıtan, biraz rahatsız eden diye anlaşılıyor. Dolayısıyla bizim başımıza gelen her olayı da bu bağlamda değerlendirmek gerektiğine vurgu var diye ben anladım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların bu anlamda kendini sürekli olarak kontrol etmesi, başına gelen olayları kendi dünyasında, kendi çapında kaderin gösterilmesi, kaderin işareti diye anlaması insan hayatına müthiş bir disiplin getiriyor diye ifade etmek istedim. Uzatmayacağım ama bu Haşr suresinin bir ayeti kelimeler grubunda paylaşılmıştı. Siz eğer Allah'tan haberdar olmazsanız Allah da sizi kendinizden haberdar etmez diye. Onun yorumu yapılırken de buna dikkat çekti. Biz eğer sürekli olarak başımıza gelenleri, karşılaştıklarımızı o açıdan değerlendirebilirsek hem de şefkat ve hikmet bağlamında, o da çok isabetli oldu, teşekkür ediyorum. Hayatımız çok daha anlamlı, çok daha verimli, çok daha bereketli, çok daha kulluk açısından sağlıklı geçer diye düşünüyorum. Onu ifade etmek istemiştim. Siz değindiniz diye indirdim ama tekrar bir kere daha söylemiş oldum. Teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Benim aklıma da şunu getirdiniz. Yani aslında bizim adına iman eğitimi dediğimiz şey, yani mesela şu an bu odada 20 kişiyiz. Bizim adına iman eğitimi dediğimiz şey, önce şuradan başlayalım. Ne zaman ki ben insan olarak şunu tecrübe ediyorum bu hayatta. Bir hadisenin arkasında şefkat ve hikmeti gördüğüm anda bir rahatlama oluyor. Dedik, az önce bunu konuştuk. Mesela bazen öyle yaratılış biçimleri oluyor ki biz onun arkasındaki şefkat ve hikmeti belki bir yıl sonra görüyoruz. Belki 30 yıl sonra görüyoruz. Belki 6 ay, belki bir hafta, belki 3 saat sonra görüyoruz. Zannediyorum şöyle bir tarif getirmek çok abartı olmayacaktır. Adına iman eğitimi dediğimiz eğitim, yaratılışla, yani bir yaratılışla karşı karşıya kaldığımızda, bu musibet de olsa benim açımdan, yani bana dokunan, beni acıtan, beşeriyetime, hayvaniyetime dokunan, bana acı veren bir yaratılış biçimi de olsa, o yaratılışın arkasında şefkat ve hikmeti görmenin süresini kısaltıyor desem. Yani iman eğitimine girdikçe, iman eğitiminde derinleştikçe, insan gerçekten kainata tevhid nazarıyla bakmanın, bakabilmenin yolunu, yöntemini, yordamını Resul'den, Kur'an'dan ders edindikçe hoşuna giden gitmeyen yaratılışların arkasında şefkat ve rahmeti görme noktasındaki kabiliyetlerini geliştiriyor. O yüzden hani huzuru daimi biz hep iki şekilde anlıyoruz ya, huzuru daimi bir, daima huzurda olduğunu bilmek, huzuru daimi iki, daima huzurlu olabilmenin yolunu ve yöntemini arıyoruz değil mi? Yani bir kalben emniyet içerisinde. Rahat ol. Yani o aleyhissalatü vesselamın Ebu Bekir'e verdiği tepkisi gibi değil mi?
Yani rahat ol Allah bizimle. He? O bizimle, yalnız değiliz ki. Problem yok yani. O arkadaki o şefkat ve hikmeti görme, ama bu ezbere söylenilecek bir ifade değil ki. Yani bu konuda emin bir kalbe ulaşmayan bir insanın böyle bir cümleyi söylemesi insana ne katar? Bu eğitimin adına iman eğitimi diyoruz. Bugünkü bağlamda iman eğitimini o zaman şöyle tarif edebiliriz. Tekrar ediyorum kendime, içselleştireyim diye. İman eğitimi, musibetin arkasındaki şefkat ve hikmeti görme eğitimidir. İman eğitimi, musibetin arkasındaki şefkat ve hikmeti görmenin süresini kısaltan eğitimin adıdır. Hani ara ara bir ara dilimize pelesenk etmiştik. İman ilk tepkidedir diye. Yani fren, arabanın frenleri var ama hani duvara tosladıktan sonra frene basmak pek işe yaramıyor malumunuz. Frenler zamanında tutması gerekiyor. Hem kendimizi yıpratıyoruz, hem de çok kalpler kırıyoruz, hem de çok haklar yiyoruz. Rabbim hepimizi korusun. Allah razı olsun. Yani benim hisseme düşenler bunlardı. Ben mikrofon elimde diye ben paylaştım. Muhammed Said, sen ne diyorsun diyecektim. Yani kalpler bu kadar bir olurmuş ya. Buyur abi. Esselamu aleyküm. Herkesin bayramını tebrik ederim. Allah razı olsun. Benim için de çok güzel hediyeler oldu. Konuşulan konu başlı başına bir hediye gibi algıladım. Kendi dünyamdaki özetini paylaşmak isterim. Yani ben insan olarak memnun olabilmemin formülünü şöyle görüyorum. Tecrübelerimin, hayatımın içindeki bütün her şeyin, her olgunun manalı hale gelmesiyle, bir şeyin parçası olmasıyla, bir bütünün parçası olabildiğini görmemle memnun oluyorum onların varlığından ve var olmaktan memnun oluyorum. Senin söylediklerin de bu çerçevedeydi zannedersem. Dolayısıyla her şeyin bugünkü konu bağlamında musibet denilen hadiselerin beni yine o bütünlüğü bir maksadı olan bu varlığın veya maksadına dönük, varlığın maksadına dönük bir eğitimin parçası olduğunu görmemle, o musibetleri böyle bir eğitimin parçası haline getirmemle onların varlığından memnun olabiliyorum ve dolayısıyla var olmaktan memnun olabiliyorum, şükredebiliyorum, teşekkür halinde olabiliyorum. Onu paylaşmak istedim. Allah razı olsun tekrar. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Güzel bayramlaşmalar bunlar. Var mı arkadaşlardan yorumunu paylaşmak isteyen? Biz de farkında mıyız bilmiyorum ama çok uzun bir metnin elhamdülillah sonuna geldik. O zaman son cümlesini de okuyalım değil mi? Ben de birden uyandım, belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır, rüya bir nevi yakazadır. Orada asrın vekili, burada Said Nursi diye. Yani rüya derken neyi kastediyorduk hatırlayalım. Yani meselelere kader canibinden bakacağım. Kader canibinden baktığımda ben bu asrın çocuğuyum. Ben bu asrın çocuğuysam eğer, bu asrı Kur'an'ın terbiyesiyle okuma noktasında bir egzersiz, bir deneme yapmam lazım. Benim okuyuşum böyleydi dedi Said Nursi. Bu noktadan kendimize şu usulü çıkartabiliriz. Yani burada 19 kişiyiz. Hepimiz bu asrın çocuğuyuz. Hepimiz içinde yaşadığımız asra kendi perspektifimizden kendimizce hem asrın vekili olarak hem de böyle insaniyetimizi kullanarak Kur'an'dan aldığımız eğitimle, ya biz neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereden geldik, neciyiz, bu yaşanan hadiselerle
bu kainatın Halik'i bize ne demek istiyor? Kadere nasıl fetva veriyoruz da nasıl bir sırrı hikat var da böyle bir yaratılış gerçekleşiyor diye düşünme egzersizlerine girmemiz lazım ki Said Nursi de boşuna yazmış olmasın. Yani arkadaşım bak, ben sana kendi egzersizlerimi kendi kontekstimde paylaştım. Sen de kendi kontekstinde, kendi bağlamında insaniyetini kullan, kainata bak. Bak bakalım Rabbim ne demek istiyor. Yani ya kesin bak, başımıza bela geldi. Kesin yanlış yaptık. Bak yukarıdan bize fatura kesildi. Ceza kesildi. Yani bu yaratılmışlık gerçeğine lakayt olmakla kıyaslandığında güzel bir tavırdır. Yani en azından biz yaratıldık deme tavrıdır. Bir yerlerde yanlış yaptık galiba tavrıdır. Yani bu açıdan tamamıyla yaratılmışlık hakikatine lakayt olmaya göre gerçekten güzel, kıymetli bir davranıştır. Ama son, gelinebilecek son mertebe değildir yani. Neden? İnsan çok büyük kabiliyetleri var. Onu paylaştım sizle diyor Said Nursi. Başımıza bir musibet geldiğinde Rabbim bu eğitimle bana ne demek istiyor diye düşün. Hayatı yaşa. Hayatın tadını çıkar. Diyor gibi. Biz de hayatın tadını çıkaralım. Bu şekilde inşallah. Bekledim, böyle biraz uzattım. Hani düşüncesini paylaşmak isteyen arkadaşlar var mı diye. Allah razı olsun. Zaten Kurban Bayramı'nın ilk gününde burada olmakla çok mesrur ettiniz. Burada her arkadaş diğer arkadaşı mesrur etti. Allah razı olsun hepinizden. Bayramınız mübarek olsun tekrar. Bir sonraki derste görüşürüz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.